şehirlerde yaşayan hemen hemen herkesin çok severek izlediği Mandıra Filozofu filminin çekildiği Muğla'nın Milas ilçesinin Çökertme köyündeyiz. Ve Müfitcan Saçıntı, Rasim Öztekin'in kahvaltı yaptığı masadayız arkadaşlar. Biliyorsunuz videolarımızda köyleri geziyoruz. Bizim de şehirlerden göçmüş birileri olduğumuzu düşünürsek köylerdeki o doğal yaşantıları merak etmemiz yadsınamaz sanırım. Adeta Çökertme'nin sembolü haline geldiği için ve filmi izleyenlerin son halini, yaşanan yangınlardan dolayı ne hale geldiğini merak ettiğinizden dolayı videoyu burada açıp son halini gösterip ondan sonra dağdan yapacağımız yolculukla Çökertme'nin içine doğru gideceğiz. Videomuz başlıyor. Aynı zamanda yanan yerleri de tekrar 2 sene sonraki halini de görmüş oluyorsunuz. Hep böyle yüzü gülenleri yakalıyoruz ya. Ne? Bizim... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Bir tek sen mi kaldın bu köyde böyle? Yok, halı döken çok köyde de. Bizim nesilden sonra halı işi bitti. Ben bu halı en aşağıda 4 ayda anca bitirebilirim. Bundan sonra adam bir giriyor gazinolara. Bileşik'e, ona temizliğe gidiyorlar. Onlar bizim 4 ayda aldığımızı 1 ayda alıp geçiyorlar. Niçin mücadele? Mücadele edecekler halı. Benim yaşım genç olsa ben de dokumam halı. Yani halı dokumaya sen 4 ay veriyorsun, kazandığın parayı adam bir gecede kazanıyor mu diyorsun? Kazanıyor tabii. Hiç sıkıntımız yok. Peki bu Çökertme'ye, bu köye gelince böyle ya ben gerçek böyle bir halı arıyorum falan diye böyle sizin peşinizden koşan var mı böyle? Çok koşan, çok gelen, çok da fiyatta bahalı diyorlar. Güney abla, şimdi sen şimdi kaç metrekare halı yapıyorsun şu anda? Ben mi? Hı-hı. 1,5 yeni, 2,60 boyu. Ne kadar istiyorsun mesela şu ben anda? Ben bunu mu? Bana kalsa ben 20'den aşağı veresim yok. 20.000 TL. Yani tam dikkatli dokursam 4 ay süre. Bir çizdir, bir mühendise çizdir dedi. Kaça çizer bunun? Bu örneği çizdir bakalım. Kaça çizer mühendis? Ne ister? Ben anlamam ki. Benim 2 tane oğlum var. Buradalar mı? Biri evli, biri nişanlı. Düğüne denk gelirsin de. Tamam. Bir keşkek yesin. Tamam. Ya Faruk'una yesin ya bizimkine. Faruk'un düğününe geleceğiz muhtar Çökertme. İnşallah. Onun düğününe geleceğiz. Bu ölümlü dünyada gülmek de ağlayalım. Allah güldürsün herkesi. Ben gidiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Çok ben sağ ol. Ayağınıza sağlık. Şimdi şu arkada oturan amcalar var ya, onların yanına gideceğim. Haberleri yok. Bakalım ne muhabbet çıkacak. Bir bakalım, gidelim bakalım. Bilmiyorum. Selamünaleyküm. Şöyle arkamı dönmeyeyim sana. Şöyle geleyim mi? Gel. İpek var. İpek var. Arkadaşlar ya. Sizle konuşmaya geldim. Böyle bir anda daldım ama hata etmedim değil mi? Hata kusur olmaz kardeşim. Konuşmak serbest. Bildiğimizin dilin döndüğümüz kadar konuşuruz. Kaç yıldır bu köydesin? Anamdan 89 sene. Anamdan doğalı. 89. Askerliğe nereye çıktın? Askerde ilk 3 ay Adapazarı, Sivari'yim. Bizim oralara gelmiş. İkinci dönem Doğu Bayazıt. Tam 24 ay at üstünde geçirdim kendimi. Yargınım yere gelmedi. Öyle bir Sivari'ydim ki askerden geldim. At meraklısı. Duramadım. 2 tane at aldım, buraya geldim. Araba yanından geçerken gemiyi ısırır, atar üstünde adamı, güzel minemezsin. Böyle kıskançtı.
Nereye kaçtı abi? Abi gitti. Abi sohbetten kaçtı. Erkekler böyle şeyi severiz ya biz. Askerlik anılarımızı anlatmayı severiz. Sen nerede yaptın askerliği amca? Silvan. Silvan da sende. Silvan da yaptım. İşi olmayan toplansam orada. Her gün böyle gelip oturuyor musunuz böyle kahvede? Genel. Gençliğinizde neyle uğraştınız siz? Böyle reşber miydiniz yoksa? Reşber. Reşberlik mi yaptınız? Reşber. Burası. Reşber yapıyoruz. Oğlan teknede çalışıyor. Bir yakıt istasyonu firması. Yangından sonra şu anda da görüntülerde görüyorsunuz. Böyle köyün içine girdiğinizde böyle sağlı sollu çok tatlı enerjik bir renk cümbüşüyle karşılaşıyorsunuz. Şöyle uzaktan buraya bir alabilirsek. Sokakların isimleri, dükkanların isimlerini belirten tabela şeklinde böyle köyün halı motifleriyle alakalı buralara böyle simgeler koymuşlar. Mesela işte burası Mavi Güneş Yapı Market. Burası Muhtarım mesela. Muhtarın kızlarının ismi. O öyle istemiş. İşte sokakların isimleri. Rabancı'ya çok değer veren bir köy burası. Akşam oldu mu kahvede kimse kalmaz. Götürür evinde misafir yapar. Yedirir içirir yatırır sabahla uğurlar. Böyle bir köy burası. Çökertme köyü. Şu kanı sıcak, canı sıcak. Şu okey sesi hep her yani her köyde bir böyle bir köye girerken okey sesi var. Genç fotoğrafımı görebiliyor musun? Orada görüyor. Sen nereye çekiyorsun orada, ama orada görünüyor. Ha? Yakışıklı ol, yakışıklı. Orada görünüyor. La 90 yaşında adamın yakışıklı. Muhtarımız da burada bu arada. Muhtarı da yakaladık. Muhtar buradayken. Şimdi görmüşsünüz tabelerden mesela oradaki motifler bizim buradaki kültürümüzü yansıtıyor. İşte Narlı Sokak mesela. Niye Narlı Sokak? Bu sokakta yol boyunca bütün bahçelerde nar ağacı görürsünüz. Narsız bahçe yoktur. Onun için buranın ismi Narlı Sokak, işte Begonvil Sokak, Zeytin Sokak. Bunun gibi sokaklarımız var burada. Evet. Mesela Fabrika Sokak, zeytinyağı fabrikamız var. He. Oraya giden sokağın ismi mesela Fabrika Sokak. Bunun gibi. Çok güzel. Evet. Köyde bir düzen olmuş. Geçen sene geldiğimden farklı olarak. Şu abi kim bizi izliyor burada? Bu bizim yine köylümüz. Evet. Yakaladık. Emekli imamımız aynı zamanda köylü. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sana da mikrofon uzatayım dedim ya. Öyle güzel baktın orada. Güzel bakan güzel görür, güzel şeyle karşılaşır. Ben şimdi köy videoları çekiyorum. Köylere falan gidiyorum böyle. Benim dedem de sonuçta bir 70-75 yaşında var. Gebze. Gemze. Biliyor musun orayı? Bilmem ya. Dedemin yanında böyle oturunca, şimdi artık gözleri falan görmüyor da, anlatmayı çok seviyor. 75 falan var. Gözleri görmüyor ama. Bak. Bunun bir yaşı mı var? 80'de mi oluyor? Ben şu ince yazıları gözlükle okuyorum. Şu yazıları. Çok küçük arkadaşlar. Evet. Dipte. A4'ün altında. Evet. Okuyabiliyor musun onları? Evet. Maşallah. Kayatım yok. Görmem süper. Dağın böğründen bir keçi geçki de olsa görebiliyorum. Yok canım. Ben göremiyorum orayı. Maşallah sana o zaman. Vallahi ben göremem orayı. Bak ne dedim. Şu yazıları hiç şüphesi yok. Hakikaten göremem. Uzak. Bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl besleniyorsun? Bize bir şeyler söyle ya. Mustafa abi. Zeytinyağı fabrikasının sahibi. Her gün sabahla bir fincan zeytinyağı içerim. Bir. İsmet'in önüne sormuşlar. Demişler ki sen bu yaşa kadar nasıl yaşadın? Evet. Ne yedin, ne içtin? Ben her gün sabahları süt içerim. Sabahları, öğlenleri ayran, akşamları tereyağı yerim demiş. Benim evimde inek müsait. Anlatabiliyor muyum? Şu ellere baksanıza ya. Şurada yıllar var ya. Senin yaş 62 falan. Gören öyle söylüyor. Durumlarıma bakıyor. Bir şey söyleyeyim. Ne edeceksin? Mutka bağla içeride. Ya onlar... Esnaflık da yapmışsın muhtemelen. 50 sene. Ya ilişkilerin iyi, insanlarla yüzün gülüyor falan. Bunlar çok önemli ya. Evet tabii. Mustafa abi. Şu senin arkada var ya, arkada bir abi var. O senin demin yanında oturuyordu. Kaçtı o tarafa. Konuşmak istemiyor herhalde. Ona bir laf atsana. Hayır, o kısa konuşmaz mı? Şey hastası, oyun hastası. He. Konuşur mu? Bayram sen de konuşabilir bak, mi? Otur orada. Tamam. La gözünle konuş. Abinle konuş. Gözün konuşmuyor. Çökertme ne kadar büyük bir yer diye düşünüyorsanız 15 dakikada bitirebileceğiniz bir köy. Abi sen ne topluyorsun orada ya? Vay malta eriklerine bak. Kolay gelsin. Geliyorum. Geliyorum. Nereden çıkacağız buraya? Girelim bakalım. Böyle yeni yeni evlere girip yeni insanlarla tanışmaya bayılıyorum ya. Bir
böyle bir ev yapmış. Onda böyle bir evi var. Aşağısı ayrı, yukarısı ayrı. Böyle düşünmüş. Bir arıcının evine girdik herhalde. Vay, arıyla da uğraşıyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Evet, senin bostan burası. Abi ismin neydi? Turgut abi. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Buraya böyle damlama su yaptım bir de. Ne ekeceğim buraya? Nasıl domates, biber, patlıcan, nasıl börülce, bamya, onlar yani yiyecek, yazlık yiyeceklerimizi şey yapacağız. Evin kaç nüfusu var? Ev 4 kişiyiz. 4 kişi fazla değil mi burası? Fazla da, fazlasını da satarız olmaz. Ha, öyle düşünüyorsun. Aynen. Pazara falan çıkıyor musun? Yakınlarda böyle yok, bir şey hayır, mi? Hayır, hayır. Tavuklar falan da var? Var, tavuk var. Kaç tane var tavuk? 20 kadar var, kendimize yetecek. Yumurtaya çıkart. Yumurta, aynen. Torunlar falan yakınında mı? Torunlar yok, oğlanın birisi Mersin'de. Veteriner, o orada çalışıyor. Bu orman mühendisi daha atanmadı, bekliyoruz. Ben 1981'de geldim. Burada imamlık yaptım. 34 sene 8 ay. Ondan sonra da emekli olduk. Kaldım burada. Burada kaldım. Arıları, kovanları gördüm. Kaç tane kovan var burada? Gidelim mi oraya doğru? Kovan çok, gidelim. Gel. Kovan çok. Buraya niye böyle dar yaptın abi? Ama şey, bunu mu? Yok şeyi, kapıyı. Yani, öyle denk geldi, tavuk, öyle oldu. Ha, tavuk geçmesin, şeydi. Kaç tane var? 200 kadar var, 200'ün üstünde. Gezici aracılık mı yapıyorsun? Evet. Nerelere gidiyorsun mesela? Niğde Çamardın'a gidiyorum. Bunu koyarsın, ondan sonra bunun arasında petek var. Peteği koyduktan sonra da arı işler, yavru atar, ondan sonra da bazı zamanda bal atar, yavruyu keser arı. Bunlar özellikle böyle mavi beyaza boyamışsın ya, niye mavi beyaz renk? Bir anlamı var mı? Anlamı şu, karışık olursa arı bilir yani hangi kovana geleceğini. Hepsi beyaz olursa arı birbirine vurabilir. Çok detaylar var ya. Aynen. Mesela bir yine arıcı bir ablayla bir abiyi çektiğim bir videoda arı geldi, benim arkadaşımı soktu. Aynen. O, abla da dedi ki ya bizim kokumuzda, biz onun balını yediğimiz için bir şey var diyor yani. Fazla sokmaz bizi. Yani ben onun balını yediğim için tanıyor diyor kokudan diyor falan. Aynen. Böyle şeyler söylüyor. Tabii yılların vermiş olduğu tecrübe. Devamlı şekilde arıyla uğraşan insanı pek arı sokmaz yani. Onun kokusuna alışır. Bizim arkadaşı böyle soktu burasından. Aynen. Çamuru aldı, böyle bir yapıştırdı arkadaşım burasına. Aynen. Yani indi hemen. Çamur koyarsın veya zeytinyağı sürtersin. Zeytinyağı da şey yapar yani, zehri biraz şey yapar. Sevgen abla. Heh, efendim. Sen sonradan çıktın evden. Sevgen abla, buzağı da var. Ha. Bir tane yavru da var orada. Evet. Yavrusu oldu, indi sadece sütünü. Sütünü tereyağı yaparız, peynir yaparız. Kendi evinize? Evet, kendimiz yeriz, artarsa satarız. Doğal bunlar, doğal şey. Hep bu sayıda tutuyorsun değil mi? Bir tane var, onun da şimdi yavrusu oldu. Bir tane, dağda da var. Dağda da var. Ha. Koyun da var iki tane. Koyun da var. Cinsi ne bunların? Bunlar koyun. Cinsini ben bilmem, belki merin olmuş. Öteki de normal koyun. Keyfi ve faydasıyla bunun zorluğu ne kadar yarışır? Bu iş zordur yani. Her şeyin bir zor yanı var. Güzel tarafı da var. Doğal, kendin yapıyorsun, kendin yiyorsun. Güzel, doğal besleniyorsun. Hiçbir işin olmasa 2 gün evden ayrılabilir misin bunlar buradayken? Komşuya teslim edersek ayrılır. Yoksa ayrılamayız. Sürekli evde olacağım. Bu sabah akşam kendin aç durabiliyor musun? Bunlar da duramaz. Doğru. Bu tür köylerde böyle sokakların darlığı kimine çok keyif verse de bazen böyle sıkabiliyor, bazen araba geçmeyebiliyor ama eskiden işte tabii ki ulaşım için hani atlar falan kullanıldığı için at yolu gibi düşünün yani, şurada darlığa bakın ama bu darlığın içinde ferahlık veren bir durum var. Bu taşların arasından çıkan, hayat bulan, nefes bulan şu bitkiler, ağaçlar, artık neyse ne olduğu çok önemli değil, şuraya bakar mısınız? Bu bile almasını bilene ders veriyor yani, şuraya bakın ya. Köylere gittiğinde öyle büyük kayaların içinden çıkıyor ki o ağaçların o kökleri öyle büyüyor, öyle yer buluyor. Gideceği yere öyle gidiyor ki inanamazsınız ya. Onlar beni çok etkiliyor. Abi kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bul. Bir selam vereyim dedim ya. He? Bir selam vereyim dedim ya. Sağ ol. Çalışıyordun bahçede, nasılsın? Seni rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok canım, ne kadar. Tamam. Ne güzel ya. Herkes böyle şeyle karşılıyor ya. Ne güzel. Abi ismin neydi? Mustafa abi. Çökertmede oturuyorsun. Evet.
Bahçeye şöyle bir bakabilir miyim? Bakarsın. Bir zenginlik var bahçede, bir şey var. Aa, teyzem var. Rahatsız etmedim, tamam. Nasılsın? Dur bakalım. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Burada ne yapıyorsun? Böyle bahçede vakit mi geçiriyorsun? Oğlumun yanına geldim. Ha, iyi yaptın. Ne güzel. He. Böyle gölgede de oturuyorsun. Baksana bahçesi var. Bahçe, ben şimdi şuradan gördüm de. Sen nerelisin? Ben Ortaca, Muğla Ortaca. Ortaca'yı biliyor musun? Ortaca, Huda. Bizim imamımız Ortaca. Okçular. Oradan geliyorum ben. Ha, okçularla mı? Bizim, ha, yakın. Sen ne yapıyorsun? Böyle çekimler yapıyorum, köylere gidiyorum. Kendini izlersin. Sana gösterir Mustafa abi. Benim. Mustafa abi sana gösterir YouTube'dan. Heh. Benim oğlum bu. Vallahi hayırlı evlat. Mustafa abi beni çok güzel karşıladı. Sana kimde neler yapar? Ben Huda ninenin. İneceğim mi? Tamam. He. Tamam, biz seni rahatsız etmiyoruz değil mi? Biz gidebiliriz istersen. Şu bahçeyi göstereyim. Bahçe, ufacık bir bahçesi var ama buradan her şey çıkıyor. Kıvırcıktır, şudur. Mustafa abi gel istersen. Ben çocuk oldum, çocuk. Yürüyemiyor. Ha, böyle mi? Böyle. Öyle mi? Şimdi herkesin böyle işte ilaçlı yöntemlerle yaptığı, bazen yetiştiremediği, toprağın huyundan anlamadığı, bir sürü gübre karıştırdığı veya işte bilinçsiz yöntemlerle yaptığı bostanlar var. Sen hangi yöntemle ne yapıyorsun? İlaç atıyor musun? Nasıl yetiştiriyorsun? Güneşin yönü vesaire, ne söylersin bize? Biz sadece gübre falan kullanmıyoruz. Hayvan gübresi kullanıyoruz. Çürümüş. Bunlarla zaten biz kendi ihtiyacımız kadar. O kadar. O kadar. Başka böyle yerlerin falan var mı bir yerlerde? Zeytinlikler var ama onlar da böyle sulu değil. Yani kuru arazi. Anladım. Şuraya bir gösterelim. Bu kadar arkadaşlar. Şuradaki gölgedeki, şuradaki toprağın rengindeki sıcaklık. Şu portakal arkadaşlar. Soğanlı etmiş, kıvırcık var. Burada da bir limon var. Sizin Ortaca'dan geldiniz. Evet, tam yeridir. Evet, Harucu arkadaşlar vardı. Bizim biraz sonra ben götüreceğim bunu şimdi. Ortaca'dan geldi, ben Ortaca'ya geri götüreceğim şimdi. Güzel, güzel, güzel. Peki, görüşürüz Mustafa abi. Hı? Görüşürüz, ben gidiyorum. Görüşürüz. Teşekkürler tamam. Sohbetin için, ağırladığın için. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Hadi bakalım. Fidanlar falan da var, çiçekler de var burada, onları da satıyorlar. Yazın muhtemelen buraya tatile gelirseniz eğer, sakin bir tatil arzuluyorsanız tabii ki burası size göre olur. Bir balayı tatili için uygun bir yer değil veya böyle çok hareketli bir tatil geçirmek isteyen için bir uygun bir yer değil. Şu inekleri görünce aklıma geldi. Bir de zaten şu an Milas toprakları içinde olduğumuzdan dolayı her taraf zeytin. Zeytinleri görerek zeytinlerin arasından bir yerlere gitmek de çok keyifli. Şu inekleri bak, bir tane şurada var. Bir tane de burada var. Buzağı. Zıt görüntü dikkat çekiyor ya, tam sahildeyken bir restoranda güzel bir şekilde yemek yerken hemen aradan merhabalar. Güzel bir restoranda böyle yemek yerken hemen yanınızdan çıkıp gelir, denizin kenarında yatar, sahilde güneşlenir. Tatilde geldiğinizde mutlaka o görüntüyle karşılaşabilirsiniz yani. Çökertme tabii ki biraz daha tatil köyü gibi de gözüktüğünden dolayı size konaklama önerileri şeklinde bir yerlere daha söyleyeceğim arkadaşlar. Burayı da göstereyim. Burası da bu videoya ait güzel bir konaklama önerisi olsun. Fiyatlarıyla alakalı tabii ki merak ediyorsunuz. Instagram hesabını altta geçiyorum. Onlara ulaşabilirsiniz. Normal bir
evden hiçbir farkı yok. Tuvaleti ve banyosu. Buraya çevirdiğimizde bir ailenin kalabileceği, çocuklarıyla beraber vakit geçirebileceği bir yer gibi duruyor. Üst tarafta çocuklar yatabilir. Burada da yatabilir. Anne baba orada yatabilir. Böyle küçük, tatlı bir tiny house. Sabahları kahvaltınızı burada yapabilirsiniz. Ondan sonra çökertmenin denizini sabah 12'ye kadar esmeyen, 12'den sonra da acayip esen rüzgarla beraber izleyebilirsiniz. Denizin kenarında restoranlar var. Onun da hemen dibinde adeta yeni ile eskinin arkadaşlığı gibi bir su sarnıcı var arkadaşlar. Sular bu sarnıçta birikirmiş ve köylü bu sarnıçtaki su sayesinde ihtiyaçlarını görürmüş. Hemen yanında bir tane dut var arkadaşlar. Şu duta bakar mısınız? Niye böyle etkileniyorum? Yazın geldiğinin habercisi. Yaz ne yapar? Enerji verir. Geldin. Tarihle kucaklaşıyorum. Çökertmede yürürken böyle sahil bandına doğru inerken eski evleri de görüyorsunuz, yeni yapılmış evleri de görüyorsunuz. Ama bunların içinden böyle birkaç tane dikkatimi çeken arkadaşlar geldiğiniz zaman göreceksiniz siz de. Çok düzenli bahçeleri olan evler var. Onlardan bir tanesinin içindeyiz. Kapıyı çaldık. Ali amca diye biri karşıladı bizi. Çok güzel bir düzen var bahçende maşallah. Her şey yerli yerinde, tertemiz. Bunların hepsiyle sen mi uğraşıyorsun? Evet. Güzel mi bahçeye doğru şöyle? Evet. Hepsiyle sen mi uğraşıyorsun? Tabii tabii. Tek yaşıyorum. Torunlar, çocuklar falan değil mi? Var. Torunlar Milas Aydın'da. Ha, burada sen teksin. Erkek çalışıyor. Burası babadan kalma mı? Evet. Arkadaşlar, burası da kaç yıllık var burası? Burası 90 yıllık var. Burası bu arazinin ilk evi mi? Sen burada bak dede burada mı kalmış baba veya baba tabii, burada mı baba kalmış? Baba burada tabii. Sonra yan tarafı yapmışsın böyle devam ediyorsun. Tabii o ahırdı. O ahırı ev düzeni bu. Beyaz fasulye buranın yemeğini yapıyoruz ya. Evet. Evet biberlerimiz daha devam ediyoruz. Dikeceğiz patlıcanı falan. Patlıcan var, biber var. Onlar domates. Arkada da var yukarıda domates. Çeri mi onlar? Çeri karşıdakiler. Şunlar. Evet. Orası nohut. Nohutun var. Bunlar patates. Evet, patates. Patatesin böyle derler ya, çuvalda daha iyi olur. Başka birisi tenekede denemiştir, o daha iyi olur. Bizim sence bak, nedir? Buna hemen yakın, bayramda kadar bunu. Soğanların bunlar, boyuna bak ya, benim boyuna neredeyse. Soğanların boyuna bak. Evet, soğan. Daha değil. Senin hayvanlar var mı? Yok. Sen nereden alıyorsun bunu? Çuvalını 60 liraya alıyorum. Çuvalını 60 liraya alıyormuş. Yörüklerden. Yörüklerden. Tabi hayvanları evet. Olanlar daha avantajlı. Keçi gübresi. Keçi gübresiymiş bu. Evet. Odunlar da buraya böyle istifade edilir. Yalan zeytinler, yalan kış için hazırlık. Yangında tabii ki yalan zeytinler kesiliyor. Dutlar açmış. Bak bu koca beri. Koca beri. Tabii ona buradan getirdim. Küçük döşer bir filandı. Özelliği ne bunun? O meyve olur abi. Koca beri bak. İnternette bakışından meyve evet. Oluyor. Bu guava. 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 Bu tropikal bitki. Evet. Meyve çok güzel oluyor. Ben onu bak, yemiştim. Işte. Şunlar altın çilek. Altın çilek. Odunları sen mi kesiyorsun burada ya? Tabii. Sağlığın yerinde maşallah o zaman. Tabii canım kestim. Bak yağardık, içtiklerini koyduk. Güzel. Şu evin dedin ya 90 yıllık diye. Evet. O eski tarafında bir sorun var mı? Böyle yağmur falan yağdığı zaman çökmeme bir şey falan yok, var mı? Yok, yok. Evet, rokalar var burada. Evet, roka. Dereotu. Seviyor musun rokayı? Senin bir şey söyleyeyim, ziyarete gelirler videoları ezdikten sonra. Ali amca, Ali amca de kapını çalarlar, gelsinler bak, mi? Buraya maydanoz ektik. Onlar kabak. Orada arkada bal kabaklar var. Yukarıda halen geçen seneki kabaklar var. Ama kabağı vurmayalım. Burası kiler. Yağ deposu burası. Oo. Yağ deposu. Hazine. Işık olmaz. Bak bir, orada bir küçük pereyra mı da kapalı?
Burası yaz kış 22 derece olur. O küplere bak. O küp. Tamam mı? 22 derece yazın da kışın da. Vay be. 60 santim bu duvarlar bak. İlyas Amman'ın duvarı ya, yağ deposuna giriyorlar. Duvarı görüyor musun? Evet, 60 santim he. Beton yok, çamur, kireç yok bunda. Toprakla yapılmış. Taş ev yapar gibi, o da 50 santim oluyor. Taş evi. Burada zeytinleri falan var, yağlar var. Tabii canım, burası kiler ya. Satıyor musun sen yağları? Tabii. Satıyorsun değil mi? Tabii. Satacağız sonra, ne yapacağız başka herkese? Nasıl geçineceğiz ya? Emekli maaşların yetmez gibi bir şey. Yağdan mı geçiniyorsun? Satarım. Tabii satarız. Emekli zaman kullanıyoruz ya. Bedava mı dağıtacağız millete? Tatlılar böyle süet gibi olmuş ya. Hmm. Evet. Uzun boylu insan yok muymuş yani? Vallahi bilmiyorum ben. Baksana tezgahı. Burası da böyle köş diyorlar herhalde bazı köylerde. Bazı ne diyorlar bilmiyorum yani. Tabii zaten sahil kentinde olmazsa olmaz. Mutlaka yerde bir kayık vardır. Kayığında işte türekleri. Halıcılıkla uğraştın mı sen de? Ya bütün deri işi halıcılıktır. Vallahi bizim hanımın imalatçıdır bunlar. Hmm. Nasıl bir ömür geçmiş burada senin? Baba neler yapmış burada? Ben yazın burada yatarım şurada. Burada mı yatıyorsun? Yatar, evet. Seviyorum orayı, minderi. Ben 100 kuruş yerde de yatarım. Yatakmam var öyle, içine yatak var öyle. Çok sıcak oluyor mu yazın? Yazın sıcak olur. Sen de serin burada yatıyorsun. Sinek olmuyor mu sinek falan? Sinek falan olmuyor mu? Sinek o... Bir iki senedir yok ama bu senenin iyi mücadele etmeden ne olur bilmem. Şimdi de konaklama önerisiyle alakalı çökertmede bambaşka bir yerdeyiz. Burası da tam denizin kenarında, denizin sıfır. Şurada bir tane taş dikkatimi çekti. Taş masa, onu da soracağım. O da çok ilginç geldi. Kolay gelsin. Bir dakika. Bir anda girdim. Şöyle girebilir miyim? Tabii girebilirim. Tamam. Ne yapıyorsunuz burada? Ne işletiyorsunuz bakalım? Sezona hazırlanıyoruz. Evet. Kaç tane var burada? Denizin kenarında 5 tane bungalovumuz var. 5 tane. Bungalov işletiyoruz. Şöyle bahçeye doğru çıkalım mı? Evet, bahçeli evler şeklinde böyle. Mini bahçeli evler şeklinde evlerimiz. Hazırlanıyorsunuz sezona. Hazırlanıyoruz. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 7. yılımız. Buralı mısınız? Çökert... Buralıyız, buralıyız. Bir tane oğlum var. He. Çökertmeye geri dönmek için aslında burayı yaptık. İki kız kardeşiz biz. İki kız kardeş beraber işletiyoruz burayı. Geri derken neredesiniz? Normalde Milas merkeze gittik. Şunu merak ediyorum, bu nedir böyle ya? Şeylerimi koydum buraya. Bunlar, taş masa. Bodrum çiftlik taşı. Yalı çiftlik köyünden oradan çıkartıyorlar. Hı hı. Normal yerlere, küçüklerini yerlere döşüyoruz. Büyüklerini de masa yapıyoruz. Burada bir aile, iki çocuklu bir aile kalabilir gibi duruyor değil mi? Evet, evet. Altta çekmeli yatağımız var. Önce 3 yataklı gibi düşünmüştük ama genelde 2 çocuklu olunca aileler bu şekilde hazırladık. Ya bana soruyorlar hep nerede kalacağız, ne yapacağız Murat falan, oralarda da iyi oluyor. Bunları da bilmemiz iyi oluyor. Kanna, tesbih çiçeği de diyorlar. Bu mevsim boyunca, bahar ve yaz boyunca açıyor. Sırf çiçekli kalıyor ve yükseliyor. Yaklaşık insan boyunda yükseliyor. Bir bu var. Bir de sardunya, biz paşa yanağı deriz. Bu var. Buranın iklimine en uyumlu çiçek budur. Bunlar nasıl böyle büyük oluyor ya? Tamam, organik yetiştiriyorsun. İlaç yok, bir şey yok. Yok, hiç ilaç. Hayvan gübresi sadece. Şuna bak ya, bakla. Ya daha büyük var. Daha büyük, daha büyüğü de varmış. Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi Aysel ablaya rastladık. Aysel abla, hı, burada tiny house işletiyor. Eşiyle beraber. Bahçelere bakıyorum. Bahçelere falan bakıyorsun. Bu iki tane tiny house'ı işletiyorsunuz. Evet. Ne zamandan beri yapıyorsunuz? Bir senedir var. Çok misafirin geldi mi geçen sene? Geldim. Güzel ama güzel yaptırmışsınız şeyleri. Evet. Tiny house'ları. Peki bu işi yapana kadar ne işle uğraşıyordunuz? Hayvancılık, bahçe işlerini. Şu an devam ediyor mu hayvancılık? Ediyor. Bunlar da devam ediyor. Bir de burayı yaptınız. Evet. Size nasıl ulaşacaklar? İnsanlar gelmek isterlerse? İnternetten. Yani sizi, isminizi ne diye biliyorlar? Koca Kahveci. Koca Kahveci diye ulaşacaklar size. Çökertmeye gelince. Ha, Koca Kahveci o mu yoksa geliyor? Koca babası. Ha, o diyelim. Ha, o mu diyelim? Onun yanına doğru. O abi kim? Eşim mi? Eşim.
He, onun yanına doğru gidelim bakalım. Nasılsın abi? Biz sizleri sormalı. Çok şükür ben de iyiyim. Aysel abla biraz tanıttı. Tiny House'larımız var dedi. Evet. Bir senedir işletiyoruz dedi. Evet, işletiyoruz. Size de koca kahveci olarak buraya gelirlerse ulaşacaklar, doğru mu? Doğrudur. Güzelleştireceğiz. Mucir falan dökeceğiz. Masa falan, kanepe koyacağız buraya. Adam burada oturacak. Rahat edecek burada. Derinin tadını çıkaracak burada. Masmavi gördüğünüz deniz. Şehirlerde yaşayan insanların psikolojilerini biraz tahmin ediyorsun değil mi? Ona göre hazırlıyorsunuz buraları. Aynen tabii, aynen. Peki teşekkür ederiz. Biz yavaş yavaş başka yerlere gidiyoruz. Nasılsın, iyi misin? İyi, siz de iyisiniz. Arada böyle ziyarete mi gidiyorsun Pembe ablayı? Yani görümcem o. Geliyor her zaman bu. Geliyor. Ha, görümcem mi? Evet. Ne haber? Nasılsın? Gel. Buyurun. Her zamanki yerim başka olabilir ama bu sefer benim çevirdiğim yerim. Ortaca'dan geliyoruz biz de. He? Ortaca'yı biliyor mu Ortaca? Bilmem. Biliyor. Yani Ortaca. Kim yaptı sana böyle? Bir bantlamışlar. Bu böyleymiş değil. Herhalde böyle hani şeyler var ya onun sapından. Ha, ama şöyle bir tutma şeyi olsaymış ya böyle. Ha yok, çok daha güzel. Böyle daha mı iyi? Böyle güzel. O seni engelliyor mu böyle tutarken? Güzel. Benim hanım. Benden küçüktür emme yenge diyelim. Senin gene iyi. 40 yaşında olup da 6 yaşında amcaları olanlar var. Tabii. Nikah büyüğü. Ters olmuş yani. O geç olmuş, o erken olmuş. Sabah bize 5 tane bazlama lazım. Evet, erkenden yapar teslim ederim ben. Milas'a gideceğim ya sabah. Tamam. Erkenden yapar gönderirim. Tamam. Sabah alırız. Oldu. Çökertme'deki konaklama önerilerine devam ediyoruz arkadaşlar. Onlardan bir tanesi de Muhtar Çökertme diye bir yer var. Burada annesiyle beraber dışarıdan gelen misafirlere güzel bir şekilde, yöresel bir şekilde hizmet veriyor. Evet, severek. Evet. Şimdi burası da onun konaklama yaptırdığı yerler. Ne dersin Faruk? Yani... Ne bulacak? Müşteriler buraya gelince ne bulacak? Önce bizi bulacak abi. Evet. Sonra köy hayatı, doğal bir hayat. Her şey organik, kahvaltımız. Bumbula evlerimiz aynı şekilde. Hepsini babam yaptı. Baba çalışıyor, geziyor tabii. Eski muhtarlar. Kalmadı artık diyorsun. Muhtar. Yeri kaldı, ismi kaldı. Herkes sizi böyle biliyor. İşte böyle. İyi. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Buraya kısa tutalım. Bir sonraki video mu olur bilmiyorum ama yine kanalımızda ilerleyen zamanlarda bir tane onlara özel, annemiz de var, onu da göreceksiniz, o da çok tatlı. Burayı komple anlatacağımız, ondan sonra zaten köy buranın yerlileri zaten kendileri, bir videomuz olacak değil mi? Onu da izleyebilirsiniz diyelim. Bir de sizi Leo'la tanıştıralım, ondan sonra buradan ayrılalım. Bu da çok tatlı, yakışıklı bir köpek. Geldiğinizde size hiç saldırmadan üzerinize atlarsa beni sevin demektir. Bak buralarla böyle oynayınca hoşuna gidiyor. Konaklama önerisiyle alakalı Çökertme'de bir başka yerdeyiz. Ama şu anda gördüğünüz anda tanıdınız diye düşünüyorum. İlker'le beraberiz. Geçen sene yine bu zamanlar. Evet, bu zamanlar değil mi? Evet, tam bu zamanlarda. Sezon başı. Arka tarafa bakmayın. Şu an tarlalar halinde. Evet. Çadırlar kurulacak. Ama onların farklı bir gelişmesi oldu arkadaşlar. Atölyeye gidelim mi? Atölye olarak şu anda burayı kullanıyorum ama kendime güzel büyük bir atölye arıyorum şu anda. Çünkü bu işi çok sevdim. Büyüttüm. Hani birkaç örnek mesela bunu Amerika'ya özel ayna yapıyorum şu anda. Bunu? Evet. Amerika'ya özel sipariş istediler. Boyutları tamamen onlara göre. Rengini seçti, istediğini seçti. Evet, şimdi de Orhan Restoran Pansiyon'dayız. Burada da herkesin bir kalınacak konaklama yeri var. Onlardan bir tanesindeyiz. Burada da buraların meşhur yemeği çökertme kebabını yaptık. Nasıl yapıldığını anlatacak bize ve püf noktası var mı? Hemen hanımlar toplanın bakalım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Severek takip ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Koku da geliyor buradan. Değil mi? Ya bundaki olay kibrit patates. Taze kızartıldıktan sonra daha güzel oluyor. Kibrit patatesi çektiğimiz zaman
güzel bir soğuk suyla yıkamak lazım. Taze etimizi ince ve tabii doğru iş tarzına göre biz ayarlıyoruz onu ama. Hangi et kullanılması gerekiyor veya çeşitli şekilde yapanlar var mı bunu? Tabii normalde herkes genellikle bonfile eti kullanıyor ama tabii maliyete göre, sosa göre bence iyi veya kötü et diye bir şey hani bunun için fark etmez. Hani siz soslayarak da istediğini elde edebilirsin aslında. Bizde en fazla giden çökertme kebabı diyebilirim yani. Şöyle bir tabak çökertme kebabı ben istiyorum dediğinde sipariş olarak bu geliyor. Evet. Şöyle. Bunun fiyatı ne kadar? 200 lirayla 250 lira arası ete göre değişecek. Şöyle yani, bir şey oluyor mu? Ben şu etten çökertme kebabı istiyorum diyen olursa ona göre de böyle bir farklılık oluyor mu? Aslında oluyor. Ama bizim hani orta segment bir kontrfile bir etle bile bonfile tadını çıkarttığımız için biz sabit yapıyoruz genelde fiyatı. Şu anda 200 lira.